Selamun aleyküm. Saat şu an gece 1.30. Hemen eve geçmem gerekiyor. Çünkü yarın erken kalkacağım. Tekrardan çalışmaya başlayacağım. Şu an her şey dediğim gibi güzel bir şekilde ilerliyor. Bugün çalıştım. 5 gün çalışmamıştım. Sabah kaçtan 11'den gece 1.30'a kadar çalıştım. Güzel bir şekilde kendi bileğimin hakkıyla, kendi alnımın tereyle ekmek paramı kazandım çok şükür. Bugün de karnımız doydu. Elhamdülillah. İnşallah ilerleyen günlerde de güzel bir şekilde kendi bileğimin hakkıyla, kendi alnımın tereyle kendi rızkımı kazanmayı Cenab-ı Hak hem bana hem sizlere nasip eder. Amin. Bu sıralar çok fazla stres yapıyorum. Yani aslında çok fazla değil de biraz stres yapıyorum. Ve bunun benim vücudum üzerinde olumsuz kötü etkileri oluyor. Ve bu durum benim hoşuma gitmiyor. Stres gerçekten insan vücudunu aşırı derecede olumsuz ve kötü etkiliyor. Bu sıralar bazı şeyleri kafaya takıyorum. Bazı şeyleri sorun haline getiriyorum. Kendimden başka şeyleri düşünüyorum. Yani bu sıralar kendime odaklanmak yerine odaklandığım başka şeyler var. Bunlardan dolayı da stres yapıyorum. Ve bu da beni olumsuz ve kötü etkiliyor. Yani en kötü... Yani en ufak örneği mesela saç sakal birbirine girmeye başladı. Tabii şu an akşam olduğu için böyle düzgün bir şekilde gözüküyor. Ama sabah mesela bok gibi saçlarım. Yani ışık vurunca bok gibi görünüyor. Yani ben sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Şurada falan sakallar şu an akşam diye pek fazla belli olmuyor olabilir ama çıkıyor böyle dikiliyor falan terlediğim zamanları. Böyle kurt adam gibi falan görünüyorum yanlardan falan. O yüzden bu durum hoşuma gitmiyor. Ve biraz zayıfladım. Kilo verdim. Biraz dedim 10 kilo vermişim. 10 kilo. 7 idi. Ondan sonra bir 3 kilo daha verdim. 10 kilo kadar verdim. Yani 98, 99, 100 o aralarda takılıyordum. Şu an 90, 91 falanım. Bu da tabii beni olumsuz ve kötü etkiledi. Yani başka şeylere odaklanarak, bazı şeyleri takıntı haline getirerek stres yapmak vücudumda çok kötü etkilere sebep oluyor. Ve bu benim aşırı derece sinirimi bozuyor. Şu an bu durum içerisindeyim birazcık. Yani kötü denilebilecek tek durum şu var. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. Dediğim gibi her şey şu an plana uygun ve güzel, mükemmel bir şekilde gidiyor. Ve güzel günler eğer bu şekilde devam ederse ki zaten devam edecek. Güzel günler çok yakındır demektir. Güzel günler beni bekliyor. Bizi bekliyor. Ama gerçekten bu stres olayı yani elinde olmayan insanın geçmişi, geleceği, elinde olmayan şeyleri kafasına takarak veya yapmak istediği şeyleri, yapamadığı şeyleri, istediği şeyleri kafasına takarak stres yapması insan vücudunda aşırı derecede olumsuz ve kötü etkilere sebep olabiliyor. Bu durum beni sinirlendiriyor, beni üzüyor. Yani en yakın zamanda bunda ne yapmam gerekiyor aslında? Ya şimdi bırakırsam, umursamazsam istediğim şeyler olmaz. Yani hani bazıları şey diyor ya, işte kendine çok yüklenme. Stres yapıyorum. Mesela bir şeyler yapmak istiyorum, yapamıyorum. Sıkıştırıyorum kendimi. Biraz daha disiplinli hale gelmeye çalışıyorum falan filan. Sonra bunu bazı insanlara göre diyor ki, kendine çok fazla yüklenme. Ama kendime yüklenmezsem, istemiş olduğum şeyleri yapamam ki. Kendimi sıkıştırmazsam, kendimi zorlamazsam, kendimi çok daha mükemmel bir disiplinin içerisine sokmazsam, istediğim şeyleri başaramam ki. Kendime yüklenmezsem, bu durumu umursamazsam, istemiş olduğum şeyleri başaramam. Ve bu yüzden bence, benim fikrime göre, benim düşünceme göre, kendimi yüklenmeliyim, kendimi zorlamalıyım, istemiş olduğum şeyleri yapmaya çalışırken. O yüzden zorlamak bana mantıklı geliyor. Yani kendime yüklenmek bana mantıklı geliyor. Çünkü kendime yüklenmesem istediğim şeyleri yapamayacağım zaten. Stres. Ağrımı gerçekten bitiriyor ya. Yani ufacık bir stres insanın vücudunu, hayatını, psikolojisini aşırı derecede olumsuz etkileyebiliyor. Ufacık bir stres. Yani ufak bir stres yap. Böyle ufak bir şeyleri böyle kafana tak. Sürekli onları düşün. Ufak stres yap. Hemen birçok şey olumsuz bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Yani stresin insan vücudunda ve insanın hayatı üzerindeki etkisi aşırı derecede büyük. Bu çok şaşırtıcı yani şahsen. Ve bu da ne anlama geliyor? Bizim düşüncelerimizin bizim hayatımızı aşırı derecede etkili olduğu anlamına geliyor. Yani sen stres yapmak yerine gün içerisindeki düşüncelerin olumlu ve iyi yönde olursa bu da senin
hem kendini hem de hayatını olumlu ve iyi yönde ilerletmeni sağlar. Olumsuz bir şey düşünüyorsan, kötü bir şey düşünüyorsan direkt vücudunda ve hayatında olumsuz ve kötü şeyler olmaya başlıyor. Ama olumlu düşünüyorsan, en iyisini düşünüyorsan, kendin için en iyisini istiyorsan direkt vücudunda ve hayatında güzel ve olumlu şeyler olmaya başlıyor. Bu da nereye çıkıyor? Düşüncelerimizin, söylediğimiz şeylerin hem bizim vücudumuz üzerinde hem de hayatımız üzerinde aşırı derecede büyük etkisi oluyor. Böyle şakadan bile olsa kendinle ilgili asla kötü ve olumsuz konuşmamalısın. Asla. Çünkü bu ister istemez hayatına yansıyor. Hemen stres yapmaya başlıyorsun ondan sonra zaten. Sonra sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. O yüzden ne olursa olsun, şaka dahil olsa, hiçbir zaman kendin hakkında kötü ve olumsuz konuşma. Kendin hakkında, kendi hayatınla ilgili kötü ve olumsuz düşünme. Her zaman kendin için, kendi hayatın için en iyisini iste. En iyisini düşün, elinden gelenin en iyisini yap. Çünkü düşüncelerimizin bizim vücudumuz ve hayatımız üzerinde aşırı derecede büyük etkisi var. Eğer düşüncelerin olumlu ve güzel bir şekilde olursa bunun hayatına yansıma şekli çok mükemmel olur. Bundan dolayı elinden geldiği kadarıyla kendin için, kendi hayatın için iyi ve güzel şeyler düşün. Diyeceklerim bu kadar. Ben kaçıyorum. Kendinize cici bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dur, yapamadım.